Bu inkar bir refleks, çok doğru. Ama buradaki hikaye biraz da inkardan sonrası. Yani inkarı biz refleks olarak yapıyoruz. Ondan sonra kendi hikayemizi yazmaya başlıyoruz. Yani işte o inkarın altyapısını doldurmaya başlıyoruz. Argümanlar geliştiriyoruz. İşte atıyorum, pandemi diye bir şey yok. Ondan sonra başlıyorum ben. Onunla alakalı argüman toplamaya başlıyorum. Kendi fikirlerim var, kendi çapımda. Ama oradaki ilk refleks yine şu oluyor. Benzer bu argümanları konuşan kimler var? Başka kimler bunu destekliyor? O zaman ne oluyor? İşte orada o topluluk hikayeleri başlıyor. İşte o sizin söylediğiniz kakafoni orada oluyor. Çünkü ben inkar ediyorum. İnkar ettikten sonra, çünkü yüzleşemem onunla. İnkar ettikten sonra benim gibi düşünen kimler var? Örnek veriyorum, Sinan Hoca var. O zaman diyorum ki Sinan Hoca'nın söylediği her şeyi takip ediyorum. Ve ondan kotasyonlar alıyorum. Argümanlar da bulunuyorum. Ondan sonra bu hikayeyi zenginleştiriyorum. O zaman inkar da güzel destekleniyor ve o yokmuş gibi davranıyorum. Şimdi bu ortam buna çok müsait bir ortam. Çünkü makro bir ölçekte inkar edilebilecek potansiyelde bir gerçeklik var. Bizim zaten gün içerisinde normal beşeri münasebetlerimizde bu çok vardı zaten. Yani yüzleşmek istemediğimiz, o beni seviyor aslında ya dediğimiz ya da benzer birçok şey vardı. Ve bizim aslında bununla alakalı hem refleksimiz hem de ona donanım sağlayacak. Bak işte falan Serdar da söyledi onun beni sevdiğini gibi etrafımızda komüniteler oluşturuyorduk. İşte bu toplulukları ya da siz söylediğiniz gibi o bize rehberlik edecek bilgiyi seçerken maalesef biz kendi illüzyonlarımızdan ve kendi inkar dinamiklerimizden de faydalandığımız için gerçek ihtiyacımıza gitmiyoruz. Gerçek zorlanacağımız, kendimizi geliştirecek, kendimizi anlamlı hale getirecek ve veya o acıyı çektirecek şeyler, kendi gelişimimiz için, tekamülümüz için ihtiyacımız olan şeye gitmiyoruz. O an, o esnada ihtiyacımız olan fast food tüketimine gidiyoruz aslında. Bu tamamen o. Benim şu anda hamburgere ihtiyacım var. Kim hamburger veriyor? X kişisi. O zaman ben onu tüketiyorum. Ve bu saatte özel ya da bugün özel bir hikaye. Yarın da başka bir şey tüketiyorum. İşte o zaman mevzu hiçbir zaman bana gelmiyor. Mevzu bana gelmiyorsa ben iyiyim. Çünkü bana gelirse rahatsız oluyorum. Ya da benim yüzleşmek istemediğim şeye gelirse rahatsız oluyorum. Onun için işte sürekli hep benim istediğim mevzuları konuşanları, o programları izliyorum. Ya da dikkatimi dağıtacak işte magazinini vesairesini ya da bu işin magazinini yapıyorum. Dolayısıyla da kendimden uzak tutuyorum. İşte bu bahsettiğim şeyler çok daha fazla hızlandığı için ve bu tırnak içinde bilgelik ya da toplum, kanaat liderleri vesaire perspektifinin niceliği çok fazla arttığı için o zaman aslında bizim bu kakafonide ve bu kaosta nefes almamız, neye ihtiyacımız var, doğru kişi kim, doğru söylem ne, bunları bulmamız şu anda çok daha zorlaşıyor. Daha da zorlaşacak bu hızdan dolayı.